Merhabalar arkadaşlar, İno Yalar'ın Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel tatlı renklerimle sizlere 3 boyutlu yazma modeli yapacağım arkadaşlar. O kadar şeker, o kadar tatlı olacak ki ben çok beğendim. Kendimce uyarladım. Umarım sizler de beğenir denersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hemen modelime geçelim. Evet, arayolu böyle olacak arkadaşlar. 6 tane zürafa bırakıp 7. zürafamın içine ipimi sabitleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya bir tane zürafa yapacağım. Buraya bir tane artırma yapacağım arkadaşlar. Buraya artırmamı yaptım. Yan tarafa bir tane daha zürafa. İpimi de o kadar uzun tutmuşum ki. Hepsi bir bitsin diye. Evet arkadaşlar, arayolum bu şekilde olacak. 6 tane zürafa bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zürafamın içine ipimi sabitleyeceğiz. Buraya yaprağını yapacağız çiçeğimizi. Şu makasımı elimin altından alayım. Şimdi buraya bir tane şöyle bir zürafa yaptım. Buradan hemen bir artırma yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha zürafa. İpimi geriye alıyorum. Şu ipimi temizleyeyim şuradan. Şimdi buraya böyle bir tane zürafa yaptım. Geriye alacağım ipimi arkadaşlar. İki tane kiprik yapacağız. Şu boyutta yaprağımızın tabanı. İpimi geriye alıyorum. Şu yandan tek taraflı artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın, hep bu taraftan artırmamızı yapacağız. Bir taraftan yaprağımız öbür tarafı, şu tarafa eğilimli olsun diye böyle bu tarafa eğilimli olacak. Bir sıra daha yapıyorum. Sonra bir diye keseceğiz arkadaşlar direkt. Elim yine battı. Açtık. İpim dolaştı. İpimi tekrardan alıyorum ve artık burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Kaç sıra çıkmışız? 1, 2, 3. 3 sıra artırma yapmışım. Yan taraftan. Tek taraflı. Yaprağımız böyle olacak.
Şimdi buradan yine yanlardan aşağıya geri ineceğiz arkadaşlar. Şöyle tepesine bir tane daha. Şöyle yaptık. Şimdi bunu aşağıya tekrardan ineceğiz. Şu yan taraftaki boşluklara batarak aşağıya ineceğiz. En dibine kadar inelim arkadaşlar. Evet, yaprağım bu şekilde. Bakın. Şimdi şuraya bir tane şöyle geçiyorum. Şöyle bir tane geçtim. Zürafa. Yan tarafa bir tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir zürafa yaptım. Şimdi bunu geriye döneceğim arkadaşlar, bakın. Aynı geriye döndükten sonra yine bu yapraktan bu yan tarafa da yapacağız. İpimi hemen buraya iki tane kiprik yapıyoruz. Aynı yapraktan tekrardan yapacağız arkadaşlar. Ben bu yaprağımı da tamamlayayım, tekrardan geri geleyim. Yaprağımı bitirdim. Aşağıya en dibine indim arkadaşlar. Şimdi geri döneceğiz. Bu şekilde geri döndüm. Ve ipimi şöyle geriye alacağım. Şimdi buraya küçük küçük zürafalar sağlı sollu geçiş yapacağız arkadaşlar yine. Bir tane yaptım. Bir tane daha yapacağız. Bir, iki, üç. Çiçeğimle ölçeyim ondan sonra. Tamam arkadaşlar. Sonra boyu uymuyor birbirine. Onun için. Şimdi buraya altı tane kiprik yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde buraya altı tane kiprik yapacağız. Ben kipriklerimi tamamlayayım geleyim. Evet, 6 tane kipriğimi yaptım arkadaşlar. Hemen ipimi ilk yaptığım kipriğin üzerine geri şöyle alıyorum. Şöyle ayarını yapalım. Şöyle aldık. Şimdi bu ilk kipriğin içine hemen bir zürafa yaptım. Şekilde zürafa yapacağım arkadaşlar.
3, 6, 7 tane zürafam olacak burada. Evet. Şimdi şu en dibine ipimi şöyle iyice bir sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Yeşil ipimin şu an işi bitti. Onu hemen buradan keselim. Hemen somun ipimi aldım. Bu ilk kipriğimin üzerine sabitliyoruz. İpimi de keselim. Şimdi buraya kiprik yapıyorum arkadaşlar. Bu boyutta kiprikler yapacağız. Bu her zürafanın içine. Böyle geçeceğiz, sonra kiprik yapacağız. Evet, bu kiprikleri ben başa kadar tamamlayayım arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Bakın arkadaşlar, kipriğimi tamamladım en başına kadar. 8 tane kipriğimiz oldu. Hemen bunu geriye dönüyorum. Bakın bu şekilde geriye döndüm. Kipriğimin üzerine ipimi üzerine aldım. Böyle. Şimdi bu kipriğin üzerine tekrardan kiprik yaparak başa gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kiprikler yaparak tekrardan başa. Böyle başa kadar ben gideyim, tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet, başa kadar geldim. Hemen bu ipimi şu dibine geri ineceğim arkadaşlar. İpimizi kesmeyeceğiz, burada bekleyeceğiz. Bir işlemimizi daha yapalım. Bu iple biraz daha işimiz var. Hemen bunu burada bırakıyoruz. Hemen şu koyu rengimi alıyorum. Şu kipriğimin şurasına sabitleyeceğiz arkadaşlar. Kipriğimin üzerine bu şekilde geçtim. Buraya şöyle iki kere doluyorum arkadaşlar. Onun nedeni de daha tok güzel dursun diye sık iğnesi. 3 tane böyle sık iğne yapacağım üzerlerine. Her kipriğimizin üzerine böyle. Şu yan tarafı dibine iniyoruz, yanına. Buradaki boşluğa geri indim. Bu şekilde. Yine aynı şekilde öbür kipremin üzerine de geçtim. Buraya da arkadaşlar böyle iki kere dolayarak sık iğne. Bunu
Aynı bu işlemi başa kadar getireceğiz arkadaşlar. Şu arasına batıyorum. Ben başa kadar geleyim tekrardan. Bağlamasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu üst kısmını tamamladım. Şurada ipimi sabitleyip kestim ve bunu da kesmemiştik. Bir de şey söyleyeyim arkadaşlar sizlere, bunu bu şekilde 3 boyutluya çevirmeden önce ütü yapabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra katlayabiliriz bu şekilde. 2'ye şöyle karşılıklı denk getirip şuradan tutturacağız arkadaşlar. Ve bunu şu alttan geçirip ipimi keseceğim. Şimdi buna hemen bir tohum yapacağız arkadaşlar çiçeğimize. Şöyle şu makasına, şöyle bir makasımızla bir, iki, üç, dört, beş. Şunu da şöyle getirdim mi 6 olacak. 6 tane buraya saracağız arkadaşlar. Böyle bir makasa 6 kere sardım. Şuradan iyice bir düğümler atalım. Sıkı olsun burası. Tohumumuz da çok kolay yine arkadaşlar. Evet, bu şekilde çıkarttım. Şuradan bir tane daha tutturalım. Şimdi bu 6 tane sardığım kepriklerimin 3 tanesini koyu renginden, 3 tanesini de açık rengimden yapacağım arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle birer tane küçük şey yapacağız. Tohum, yani sık iğne. Kipriklerimin üzerine bu kadar arkadaşlar tohumu. Bu 3 tane bu renkte, 3 tane de öbür açık rengimden yapacağız. Tohumumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta bir tane bitmiş tohumum vardı benim. Hemen onu da çiçeğimize takalım. Bu şekilde yapmıştım. Şöyle hemen çiçeğimize tohumunu takalım. Böyle taktık. Hemen şuradan çiçeğimizi bunu biraz da aşağı çekebiliriz arkadaşlar.
Onu ben düzeltirim. Biraz daha çekmem gerekiyordu. Hemen şuradan tutturuyoruz arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde. Ben bunu biraz daha düzelteyim. Sonra ara yoluyla tekrardan geleyim arkadaşlar. Evet, ben çiçeğimi biraz toparladım arkadaşlar. Tohumunu biraz daha çektim. Hemen şuradan yukarı ipimi, onu da göstereyim. Yukarı şöyle aldım. Ve yeşil ipimizi keseceğiz buradan. Ayarını yapmadan hemen düğüme atınca biraz burada da motifi kesmeyelim diye. Evet arkadaşlar, hemen ara yolunu da sizlere göstereyim. Şuradan yine 6 tane zürafa boşluğu bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zürafamın içine bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen buraya bir tane şöyle zürafa yapacağım. İpimi tekrardan zürafanın içine aldım. Buraya şöyle iki tane kibrik yapacağız arkadaşlar. Şu boyutta bir tane zürafa atlayıp böyle ara yolumu bu şekilde bir tane daha yapayım. İpimi geriye aldım. Hemen buraya iki tane şöyle küçük pırpır. Arkadaşlar bugün sesimden dolayı da kusura bakmayın, birazcık rahatsızlandım. Hamdolsun şu an iyiyim. Hemen şöyle. Evet, ara yolumda bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuraya da şöyle kibrikler yapacağız. Şurasına onu da bir tane yapayım. Hepsini tamamlayayım. Tekrardan fiyat bilgisiyle gelirim arkadaşlar. Evet. Burasına da şöyle kibrik yapacağız. Bugünkü modelim bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Geleyim arkadaşlar. Evet. Bugünkü modelimin de sonuna geldim. Resmen kadife çiçeğine benzedi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir, dener yaparsınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Fiyatlandırmasına da gelecek olursam arkadaşlar, 170 TL'den başlamalı modelim. Evet, şöyle de açayım. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.